Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Ordu kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Şampiyonlar Ligi'nin kapısını böyle bir aralamıştık. Şu anda içeriye girmek için savaşımızı veriyoruz. Like atmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun başında söylüyorum ki unutmayın. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Neler oluyor hayatta? Selim Ay'ın durumu kötüye gidiyor. Selim Ay'ın yerine o zaman biz bu maçta Tagir'i oynatırız. Ligdeyiz. Lig maçındayız. Güzel işler başarıyoruz. Altın Ordu'yla gerçekten yapılabilecek ne varsa onu yapıyoruz. Çok iyiyiz. Ligde durum nedir? Trize kazandı ve sıra bizde. Son maçın kadrosunu bozmayı düşünmüyorum. Selim Ay ne oldu? 72 kondisyonum var. Senin yerine Tagir'i alıp yedeğe Kaya'yı alalım. Kaya hava toplarına hakim. Bir savunmacıydı genç. Beşiktaş'tan aldık. İkinci yarıda yedek olarak oyuna girebilir. Bu maçı kazanmak için çıkıyoruz. Son kadroyu bozmadım. Haydi bakalım. Süper. Süper. Levent'le öne geçtik. Çok iyi bir başlangıç. Galibiyet serisini amacımız bozmamak. Ve bu maçtan da galibiyetle ayrılmak. Oyunu zaten yıkmışız. Abi kim bu Dirmiç ya? Lafımızı geri alalım. 1-1. Adamlar toparlamaya başladı ama bizim bu maçı almamız şart. Ak kaynak. Helal sana. Sıkıntı şu ki Belkan oynamıyor. Belkan son maçta biraz iyi oynar gibi olmuştu. Hemen yerine Atakan Üner'i alalım. Biz forvet arkasında biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Maçta önde gidiyoruz ama sonrası ne olacak? Sıkıntılı maç. Adamlar dişi dişi oynuyor. 2-1 öndeyiz ama maç kazanacağız şeyiyle bakamıyorum. Adamlar gerçekten iyi oynuyor. Süper. Kazandık. Durumumuz ne? Asistimizi şey yaptı. Ben forvet arkasındaki bu başa nerede o? Beyhan Şimşek'e pardon keseceğim. Ben orada Atakan Üner'i ilk 11 oynatmayı planlıyorum arkadaşlar. Şimşek de yedeğimiz olsun. Yani hiç düşünmemiştim Üner'i ilk 11 oynatmayı. Adam iyi oyuncu ama yani biraz garip oldu. Şey yapıyordu. Ekranı bir sabitlemek istedim. Gidip geliyordu. Yani odaklama problemi yaşıyordu. O yüzden sabitlemek istedim. Ligde durum Galatasaray kazandı. Fenerbahçe kazandı. O Galatasaray Beşiktaş'ı yenmiş. Çok kötü bir Beşiktaş. İlk hafta Galatasaray'la oynanır mı ya? Bu arada bizim yabancılar elimizde patlayacak sanırım. Zaten birçoğu yakında emekli olur da. Emekli olmayanlar bizim başımıza patlayacak. Birkaç senesi olanlar. Antalya kazandı. 1-0 şey birinci sıraya geçmiş. 3'lü avarajla. Beşiktaş Fener. Vay Beşiktaş'ın şansa bak. İlk hafta bir Galatasaray bir Fener'le oynadı. Kazandı. Bu çok iyi oldu. Birbirlerini yesinler. Şu anda namağlup 3 takım kaldı. Pardon. 5 takım var. Ya ben de şey sanmıştım bir an. Neyse. Milli takımlara çağrılmalar var. Tagir de çağrıldı. Şimdi son maçı da kazandık. Bir önceki maçta 3 tane attık. Kadroyu bozmadan sadece bir forvet arkasındaki düzenlemeyle bu maça da çıkıyoruz. Bu maçta da hedef galibiyet. Takımımız iyi. Ve biz bu maçı kazan... Oo, %44 ile adamların sahasındayız. Yusuf, gol istiyorum senden. Son maç 8 ile oynamışsın. Kırmızı kart çıktı bir tane. Güzel. O zaman bu maçı da kazanacağız. Asılın gençler asılın. Ya şu forvet arkası oynamıyor ya.
Yani şu mevkideki adam oynamıyor. Sol taraftaki forvet arkası ve gol de atamadık hala. Adamlar 10 kişi ama. Süper. Oh be, Levent attı. Bizim mızrağa ne oldu ya? Birden. Yani şu an son iki maçtaki durumdan biraz çekinmeye başladım takım konusunda. Gol atamıyoruz. Böyle tırmalaya tırmalaya son dakikalara doğru goller atıp kazanmaya başladık. Yani bu maç da çok rahat geçmedi. Bu maç da çok rahat geçmedi. Sıkıntı yaşamasak bari. Kalıyor, satıyorlar. Wolfsburg of 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 6 tane atmışlar Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın evinde. Maç zamanı geldi. Atakan 7 ile tamamlamış. Dokunmayalım, Atakan da iyi. Oynamayanlar arasında kimler var? Tamam, hepsi yabancı. Almadığımız oyuncu kalmamış. Tagir'i oynatmıştık. Selim döndün mü? Döndün. Selim'i alalım. 3 numaraya da Tagir'i koyalım. Tamam. Maça hazırız. Herhalde 3 tane falan mağlubiyet, yani 3 farklı mağlubiyet almayız. Rahat geçen bir maç. Ben ne diyordum ya? Oh, rahatlattın. Oh be mızrak. Herhalde artık 4-5 tane yemeyiz değil mi? İlk şutumuzda golü bulduk. Tamam, problem yok. 1-1 olsun. Tamam, ilk yarı böyle bitti. Şimdi Atakan oynamıyor. Onun yerine Batuhan'ı ben bir kez daha denemek istiyorum. Levent de oynamıyor. Forvet arkasını oynatmıyorlar. Adamlar güzel savunma yapıyor tahminimce. Ama elenmeyiz. Elenmeyiz yani. Şuradaki, şuradan sonra elenirsek zaten bırakalım. Bırakalım. Oynamanın alemi yok. Ama oynamıyor takım. Oynamıyor yani. Şu an korkutuyor beni ligle alakalı. Şeydeki, oh süper, 2-1 oldu. Kaleciler kırmızı kart gördü. Bu çok iyi oldu. Buradan da galibiyetle ayrılıyoruz. Bir gol daha atalım. Rahat olsun. 3-1 ile geçmiş olalım. Olmadı. Maçın adamı adamların savunma oyuncusu oldu. Güzel de savunmacıymış. Sıra geldi kura çekimine. Şampiyonlar Ligi'nde tur atladığımız için bir 3 milyon kadar para geldi. 8,5 milyon paramız oldu. Bu nedir ya? Amaç UEFA. Yani tur atlayamayız. Oradan tur atlayıp çıkarsak zaten. Şampiyonlar Ligi'ni alırım abi. Tur atlarsak Şampiyonlar Ligi'ni alırım. Net yani, bu kadar net. Tur atladığıma sevinemedim ya. Abi Inter nedir? Liverpool nedir? Liverpool. Şeye bakmak istiyorum ya. Biz dördüncü torbadan girdik muhtemelen de. Roma, ooo, aldı Barcelona'nın elinden kupayı. Çok iyi. Biz de bu arada 2-2 yaptık ligde. Ligde de bu sene. Şampiyonluğu zorlar mıyız acaba ya? Ne kadar uzun sürdün hadi ya. Geldi. Şimdi hemen ben şeye bakmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki durumumuza. Nerede seedingsler? İkinci torbadan girmişiz. İyi. Birinci torbadan girecek halimiz yok diye zaten. Fener kazandı. Oo, Galatasaray'la oynuyoruz. Adamların başına belayız ya. Yani ligde bir kazandık, bir berabere kaldık. Şeylerde bizi yenmişler ama hazırlık maçlarında adamların başına bela olmuşuz. Bu iyi, iyiye işaret.
5-1 ile eledik biz bu adamları da. Atakan oynamıyor. Atakan ben tekrar Beykan'ı alacağım Atakan'ın yerine. O mevkide bir şey var abi, oynamıyorlar ya. Bu maçtan umutlu değilim. Kazanma ihtimalimiz düşük. Galatasaray'dan gerçekten çekiniyorum. Bakalım nasıl bir finalle karşılaşacağız. Ahmet Gürleyen falan var. Şu ana kadar bir şut çekebilmişiz. Yusuf Mızrak 4 maçta 3 gol 1 asist. Performansında düşüş var. Tabi artık bir üst seviyeye çıkınca takım o da ayak uydurmakta zorluk çekmeye başladı. Yetersiz gelecek olabilir o adam bize. Şimdi ilk yarı adamların baskısıyla geçti. Falcao gibi bir adamları var. Biz Levent Ayçiçek'e oyundan almamız gerekiyor. Levent neden böyle oluyorsun sen? Batuhan'ı alacağım. Başka kondisyon sıkıntısı çeken. Tamam. Bir saniye. Emre Çolak'a da verelim. Emre Çolak umduğumdan güzel oynuyor ya. Ben bu kadar beklemiyordum bu adamdan. Hala bizim listemizde gözüküyor. Bizim topçumuz. Adamlarla liderlik maçına çıktık daha 3. haftada ya. 3. haftada. Ne yapacağız? Tolgay 7'ye bağladı, oynamıyor. Beykan da oynamıyor. Risk alıyorum. Şöyle bir taktiğe geçiyorum. Forvet'i çiftledim. Forvet arkasını tekledim. Kemal Rüzgar'la beraber belki Galatasaray savunmasını yorup gol atabilirler. Bu arada kaleci 9'la oynuyor. Olmadı. Mağlubiyet oldu. Olsun ya. Olsun. İlk iki maçı kazandık. Üçüncü hafta Galatasaray'a mağlup olduk. Ben şey bozulmasa sevinirdim. İyi olurdu da. Neyse artık. İki galibiyetle bulunduğumuz duruma bak ya. Ya böyle biz büyük takımları böyle biçiyorduk, kesiyorduk ya. O bitmeseydi çok tatlı olurdu. Çok da güzel olurdu da. Neyse artık. Abi bu adamları niye topluyorsunuz ya? Yani Galatasaray olarak niye daha üst düzey oyuncular üzerinden oynamıyorsunuz? 4-1 biten maçta bizim adam oynamış. Bakamadım. Neyse. Moldova'yı yendik. Tagir sarı kart görmüş. Tagir seni oynatmak istiyorum ben. Nasıl yapacağız? Kaya'yı aldılar. Bu kimmiş? Yahya Kaya. Jailson Fenerbahçe ile yeniden anlaşma imzaladı. Bizim ihtiyacımız olan adamlar bunlar değil. O yüzden sıkıntı yok. Batuhan Şen. Abi. Bu adam bana satar mısınız? Bu adamın değeri 2.1 veriyorum. Batuhan Şen'i bana verin. Vallahi veriyorlar. Important check. Tamam ya. Batuhan geliyor. Güzel bir kaleci alıyoruz. İyi. Güzel bir kaleci oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağız ama. Gene mi mağlup oldunuz? Demin de 4-0 mağlup oldunuz. Oo, Batuhan Şen. Hatay'ın elinden aldım. Adamlar ne söylüyordur şimdi? Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş hacı?
Dediğiniz gibi değil mi? Bu adamı göndersek de olur ama neyse kalsın. Şampiyonlar Ligi maçları var daha. Başakşehir'le oynayacağız. Şu forvet arkasında düzen tutturamadım ya. Sen 50'yi giy şimdi de seneye sana biz bir numarayı veririz. Şu forvet arkası olmadı ya, olmadı. Oraya bir tane adam lazım. Gözümü şu yurt dışında oynayan şu kaliteli Türklere dikeceğim ben. Yani Cengiz Ünder tarzındaki adamlar var ya. Bu arada 1-0'la ilk yarıyı geçtik. Yukarıyı zorluyoruz. Bu iyi. Çok çok iyi. İkinci golü istiyoruz. Taraftar 2'yi istiyor. Daha çok gol istiyoruz. Dakika 76 oldu bu arada. Kondisyon sıkıntısı. Atakan. Çık hemen. İsmail Yılmaz gir. Şimdi bize bir tane yedek orta saha. Bir tane de forvet arkası lazım. Kalitelisinden ikisini de satın almak gerekiyor. Yapmayın bunu be. Ya bu adam bize karşı panter kesildi ya. Berabere kaldık. Bu iyi olmadı. Başakşehir'le. 5 puan fark yedik. Galatasaray'a bak ya. 4'te 4 yaptı. Hacı para vermeden imzalıyorsan imzala, para almadan otur kenarda. Ne yapacağız? Özer'i al ilk 11'e. Şimdi son maçta oynamayan kim var? Belkan da oynamış aslında. Korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Dirağ'ın yerine şu Sarareri alalım. Çok fena bir maç geçecek. Orta saha sıkıntılı. Forvet arkası sıkıntılı. Adamlar... Ve sağlam başladılar. Acımıyorlar şu anda. Şuna bakar mısınız? İyi, hala gol yemedik. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Normale çekip kontrata açarsak belki bir gol buluruz. Hızlı oyuncularımız var. Kalecinin sayesinde şu anda maç 0-0. Dakika 40 oldu, adamlar bizim kalede oynuyorlar ya. Ben böyle maç oynamamıştım var ya. Tolgay oynamıyor. Başaçıkoğlu da oynamıyor. Şimşek'e sağ alıp Ercan'ı şöyle, Sercan'ı böyle alsak, Tolgay'ı almayacağım. Tolgay her ne kadar oynayamıyor olsa da onun şu an alternatifi yok. Diğer adam o kadar da oynayamaz. Bari beraberlik çıkarsak şuradan ya. Hani benim için şu anda inanılmaz bir skor olur beraberlik. Berke 10'la oynuyor adam. Attılar sonunda. Bravo abi. Yani bu kadar. Yani attıktan sonra da atmaya başlıyorlar.
Yusuf 4 ile oynadı. 2-0 güzel abi. Güzel güzel. Averaj takımı olmaktan iyidir. Yani 5-6 yiyecektik. Ben ondan korkuyordum. Belki olmasaydı zaten yerdik. Kesin yerdik de. 20 dakika olmuş. Bir maç daha oynayalım mı? Bir bakacağım. Ne zaman maç? 2 gün sonra. Inter maçıyla biz bu işi sonlandıralım. Arkadaşlar canlı yayını unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.